Jeff Bezos, ilginç bir hikayesi olan sıra dışı bir girişimcidir. Sıfırdan yarattığı Amazon, dünyanın en değerli şirketlerinden biri haline gelmiştir. Şirketinin başarısı, Bezos'u da başka bir seviyeye taşımış ve dünyanın en zengin birkaç insanından biri yapmıştır. Jeff Bezos, 13 Ocak 1964 günü Amerika'nın New Mexico eyaletinde dünyaya gelir. Annesi ve babası o daha bir yaşına gelmeden boşanırlar. Annesi Jeff 4 yaşındayken Küba göçmeni Mike Bezos evlenir. Jeff, üvey babasının soyadını alır. Jeff Bezos'un keskin bir zekası olduğu daha çocuk yaşta anlaşılır. Evlerinin garajını bir atölyeye çevirir. Durmadan bir şeyleri parçalar, sonra geri birleştirir. Mühendisliğe yatkındır. Yeni şeyleri icat etmeye, ufak tefek makineler yapmaya çalışır. Derslerle arası iyidir. Liseyi birincilikle bitirir. Mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada en büyük hayalinin insanlığı uzaya götürmek olduğunu söyler. Bu, sonraki yıllarda ciddi şekilde kovalayacağı bir hayaldir. Bezos, Princeton Üniversitesi'nde okur. Burada da çok başarılıdır. Bilgisayar ve elektronik mühendisi olarak 1986 yılında mezun olur. Yüksek not ortalaması ve parlak akademik sicili çok önemli firmalardan iş teklifi almasını sağlar. Bu noktada Bezos şaşırtıcı bir tercih yapar ve finans sektöründe çalışmaya başlar. Beyaz yakalı olarak geçirdiği 8 yılda birkaç farklı firmada çalışır. Gene başarılıdır ama maaşlı çalışan olmak ona göre değildir. Gönlünde başka bir aslan yatmaktadır. İlk gördüğü andan beri bilgisayarlara tutkuyla bağlanan Bezos, internetin gücünü erken fark edenlerdendir. Kafası sadece mühendisliğe değil, ticarete de çalışmaktadır ve internetin ticaretin yeni pazarı olacağını sezmektedir. Bu pazarda mutlaka yer alması gerektiğini düşünür. Aklına internet üzerinden kitap satacağı bir platform oluşturmak gelir. Başka ürünler de satmayı hedeflemektedir ama ilk olarak kitaplarla başlamaya karar verir. Sitesi için ilk olarak Kadabra ismini düşünür. Sonra bu isimden vazgeçip Amazon isminde karar kılar. Bunun en önemli nedeni kelimenin A harfiyle başlamasıdır. O yıllarda internette arama yapıldığında web siteleri alfabetik olarak sıralanmaktadır. Bezos, Amazon'un A harfiyle başlaması sayesinde aramalarda ön sıralarda gelebileceğini hesaplar. Sonraki yıllarda bu ismi seçmesindeki bir diğer etkenin Amazon nehrinin kendisi olduğunu söyler. Hırslı bir insandır, büyümeyi çok istemektedir. Amazon da sadece dünyanın en büyük nehri değil, en yakın rakibinden kat be kat büyük bir nehirdir. Jeff Bezos daha o zaman hedefini inanılmaz yüksek tutmuştur. Dünyanın en büyüğü olmayı hedeflemektedir. Amazon bu hedefe uyan bir isimdir. Amazon şirketi 5 Temmuz 1994 günü kurulur. Ailesi oğullarının ticari girişimine 300 bin dolar yatırım yapar. Bezos, şirketin başarılı olacağından çok emin değildir. İlk yıllarda yatırım yapan herkese batma ihtimalinin en az %70 olduğunu söyler. Hayatındaki nadir yanılgılardan biri bu olur. Batmak bir yana Amazon, dünyanın en büyük şirketlerinden biri haline gelir. Birkaç yıl sadece kitap satan şirket, yaptığı inanılmaz ataklarla her ürünün bulunabileceği dev bir pazar yerine dönüşür. Öyle bir ekosistem oluşturur ki, milyonlarca insan Amazon'da ürün satarak hayatını kazanmaya başlar. Şirketin elde ettiği başarıda en büyük pay Bezos'undur. Çok hırslı, çok çalışkan, çok yaratıcıdır. İş özel hayat dengesi kavramını sevmez. Ona göre iki şey arasında denge aranması için bunların birbirine rakip olması gereklidir. O, İş-özel hayat uyumu tabirini kullanır. İş ve özel hayat birbirinden farklı ve birbirine rakip kavramlar değildir. İkisi birbirini beslemelidir. Şirket içinde kalabalık toplantılar yapılmasını yasaklar. İki pizzalık tabir ettiği toplantılar onun için ideal toplantılardır. Bununla kastettiği iki pizzayla doyacak sayıda insanın katıldığı toplantıların işlerin yürütülmesi için yeterli olduğudur. Kalanı kuru kalabalıktır. Amazon'u iki pizzalık toplantılarla yönetir. Bezos enteresan bir kişiliktir. Bill Gates ya da Elon Musk gibi süper zenginlere benzemez. Kimseye sempatik görünmeye çalışmaz. İnsani duygulardan yoksun olduğu söylenir. Daha çocukken anneannesine neden sigarayı bırakması gerektiğini sert ve bilimsel şekilde anlatmış, erkenden öleceğini sanan ihtiyar ağlamaya başlamıştır. Durumu gören dedesi Bezos'a, "Bir gün nazik olmanın akıllı olmaktan daha zor olduğunu anlayacaksın," der. Bezos bu sözü hiç unutmaz ama akıllı olmak ona nazik olmaktan daha kolay gelir. İş yerindeki çalışanlara sert sözler söylediği, yeri gelince hakaret ettiği ve aptal olduğunu düşündüğü insanlara
hiç tahammül edemediği dilden dile dolaşır. Robot gibi davranmakta, insanların duyguları olduğunu bir türlü anlamamaktadır. Empati kabiliyeti yok denecek kadar azdır. Belki de bu bakış açısı yüzünden Bezos hayır işleriyle fazla ilgilenmez. İnsanlar dünyanın süper zenginlerinin hayır kuruluşlarına destek vermesine alışmıştır. Dünyanın en zengini olan Bezos ise bu konularla pek uğraşmaz. Bu durum yüzünden epey eleştiri alır. Amazon'un mavi yakalı çalışanlarına reva gördüğü muamele de eleştirildiği diğer bir konu olur. Ünlü senatör Bernie Sanders, Bezos'u yerden yere vurur. Amazon'un özellikle mavi yakalı çalışanlarına çok kötü ekonomik koşullar sunduğunu söyler. Amazon bu iddiayı reddeder ama Bezos, Sanders'la mücadeleye girmek istemez ve saatlik çalışma ücretlerini arttırır. Gene de Amazon, bu konudaki yetersizliği yüzünden eleştirilmeye devam eder. Bu tutumun nedeni, Bezos'un çalışanlarını değil, müşterilerini ön planda tutmasıdır. Onun için müşteri memnuniyeti her şeydir. Kendisi de dahil, tüm Amazon çalışanlarının müşterilerini memnun etmek için gayret göstermesini ister. Amazon'u ilk kurduğunda aldığı mail adresini hala kullanmaktadır. Bu adrese gelen postaları hala okuduğu, dikkatini çekenleri bir soru işaretiyle ilgili yöneticiye gönderdiği bilinmektedir. Onun bu özeni sayesinde Amazon, müşteri memnuniyeti açısından lider sitelerden biri haline gelir. Dünyada bu kadar büyük başarılar kazanan Jeff Bezos'un esas tutkusu uzaydır. Liseden mezun olurken yaptığı konuşmada en büyük hayali olarak uzayı gösteren Bezos, bu hayali unutmamıştır. Aynen Elon Musk gibi o da insanlığın uzayı kolonileştirmesi gerektiğine inanmaktadır. Bu hedefe ulaşmak için 2000 yılında Blue Origin şirketini kurar. SpaceX gibi Blue Origin'de düşük maliyetli uzay yolculukları gerçekleştirmeyi hedefler. Şirketin dikey iniş yapabilen ve tekrar kullanılabilen roketi New Shepard bu konuda atılan önemli bir adımdır. Bezos yakın zamanda yaptığı açıklamada kardeşi Mark'la birlikte New Shepard'ın ilk insanlı uçuşuna katılacağını açıklamıştır. Jeff Bezos'un diğer bir ilginç ticari girişimi Washington Post gazetesidir. Amerika'nın en köklü gazetelerinden biri olan Washington Post'u 2013 yılında satın alan Bezos böylece basın yayın sektörüne de girmiştir. Ortaya çıkan manzara enteresandır. Servetini internet sayesinde yapan Bezos, internetin bitme noktasına getirdiği gazeteciliğe ciddi bir yatırım yapmaktan kaçınmamıştır. Gazete, politikadan uzak durmaya çalışan Bezos'u sıra dışı olayların içine iter. Özellikle Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Khashoggi, Bezos'la Suudi Arabistan veliahtı Prens Muhammed Bin Salman'ı karşı karşıya getirir. Khashoggi, Washington Post'ta çalışmaktadır. Suudi Arabistan'ın mevcut yönetimi aleyhine yazılar yazmaktadır. Bezos, onun öldürülmesine sert tepki verir. Kendi telefonunun da Suudiler tarafından hacklendiğini iddia eder. Suudiler bu iddiaları reddeder. Jeff Bezos, 5 Temmuz 2021 günü Amazon CEO'luğunu bırakır. Şirketin yola onsuz devam edebileceğine inanmıştır. Enerjisini Blue Origin'e vermek istediğini söyler. Dünyadaki bütün hedeflerine ulaşmıştır. Sırada uzaydaki hedefleri vardır. Jeff Bezos, çılgın bir hikayesi olan sıra dışı bir insandır. Steve Jobs, Bill Gates ya da Elon Musk gibi bir ürün imal ederek zengin olmamış, kitap satarak başladığı yolculuğunda bu isimlerin hepsinden daha zengin olmayı başarmıştır. Amazon'da yakaladığı başarıyı uzay çalışmalarında da yakalaması halinde tarihe adını tekrar yazdıracaktır. Bu onun en büyük hayalidir. Hayalini gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğini zaman gösterecektir. Hoşça kalın.